umr oqar daryo deydi xalqimiz. Yurgan daryo, o'tirgan bo'yra. Hayot dengizida shabbodalar ila mavjlanib oqmoq qaydayu, bo'yra kabi bir joyda muqim turib qolmoq qayda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugungi ko'rsatuvimizning qahramoni ham suhbatdoshimiz Jizzax davlat pedagogika instituti tabiiy fanlar kafedrasi o'qituvchisi Xudorgan Mavlonov bo'ldi. Assalomu alaykum ustoz. Studiyamizga xush kelibsiz. Avvalambor suhbatimizga rozilik bildirganingiz uchun tashakkur. Umuman olganda, mana siz qariyb 50 yildirki oliy ta'lim sohasida pedagogika faoliyati bilan shug'ullanib kelmoqdasiz. Sizning mana shu pedagogika sohasiga qiziqishingizga, mana shu sohaga kirib kelishingizga asli nima sababchi bo'lgan? Ustozlaringiz haqida bir eslashsak. Endi mana shu sohaga kirib kelishimga sababchi bo'lgan ustozlarim bor, ko'p. Bu masalan o'rta maktabni bitirgandan keyin shu mening bir qo'shnim Samarqand davlat universitetining biologiya fakultetida o'qirdi, keyin o'qishni bitirgandan keyin aspiranturaga qabul qilingan. O'sha aspiranturaga qabul qilish payti ko'p marta suhbatlashganimizda shu Samarqandga o'qishga kirishga meni nima qilgan, nasihat qilgan. Shu sabab men aslan Samarqand davlat universitetining ximiya biologiya fakultetiga o'qishga kirdim. 70-yil va 75-yil o'shani tugatdim. Mana shu studentlik davrida ham o'sha men biologiya yo'nalishini tanlaganimdan xursand bo'ldim. Juda o'sha paytda nomli yetuk professorlar qo'llarida ta'lim tahsil oldik va mana shu qiziqishim keyin ham davom qildi. U o'qishni bitirgandan keyin men o'sha davlat nimasi bilan 1 yil armiya xizmatida Volgograd shahrida bo'lib keldim, Stalingrad shahrida. O'sha safardan qaytishim bilan Toshkentga borib, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Botanika institutiga shu ishga kirishga harakat qildim va stajyor tadqiqotchi bo'lib 2 yil ishladim. 2 yildan keyin 3 yil aspiranturada o'qidim va o'sha yerda nomzodlik dissertatsiyamni himoya qildim. Mana shu himoyadan keyin men Qoraqalpog'iston pedagogika institutiga taklif qilindim, lekin qandaydir shu taqaza bilan men Jizzax davlat pedagogika institutiga kelib 1980 yildan mana shu yerda men o'qituvchilik faoliyatimni boshladim. Yuritib kelmoqdasiz. Hozirgacha mana o'sha faoliyatda ishlab kelyapman. Mana shunchalik vaqt tez o'tyaptiki, mana meni Jizzax davlat pedagogika ishlayotganimga 40 yil bo'libdi. 40 yildan ham mana oshayapti. Men o'sha shu institutni tanlaganim, shu yerga kelib ishlaganimdan shukrlarda men xursandman, mamnunman, adashmagan ekanman oliy dargohni tanlashda. Rahmat ustoz. Mana sizni talabalik yillaringiz, talabalik davrlaringiz haqida ham ma'lumotlarga ega bo'ldik. Qani keling, siz o'zi asli bolalik davringiz qanday kechgan? Mana shu eshitishimiz bo'yicha olis Xorazm yurtida tug'ilgansiz, kamol topgansiz, dastlabki ta'limni o'sha Xorazm diyorida olgansiz. Umuman olganda Xorazm vohasida ilk maktabga qadam qo'yish vaqtingiz haqida ham to'xtalib, mana shu ta'limni dastlabki bosqich haqida ham to'xtalib o'tsangiz, qanday olgansiz bu ta'lim dastlabki bosqichini? Men haqiqatan mana shu Xorazm viloyatining Bog'at tumanida tug'ilganman. O'sha birinchi sinfga Shors degan vaqtlari maktablar nomlari ko'pincha rus odamlari nomlari bilan nomlanardi. O'sha maktabda 7 yil o'qiganman. Haqiqatan o'sha paytlarda ham men intilish bilan yaxshi o'qiganman, qiziqish bilan o'qiganman. Endi hali 10-chi sinf, 9-chi, 10-chi sinflar hamma savxozlarda, kolxozlarda yo'q edi. 3ta kolxozga bitta 10 yillik maktab bo'lardi. Biz keyin 7-chi sinf bitirgandan keyin qo'shni kolxozdagi Pushkin degan maktabda o'qiganmiz. O'sha yerda o'rta maktabni tugatib, o'sha Samarqand davlat universitetiga borib, shu biologiya o'qishga kirganman. Lekin shuni aytmoqchimanki, o'sha o'qiyotgan davrimda ham men shu ilm fanga qiziqishimni o'qituvchilarimiz, rahbarlarimiz sezib, bu meni diplom ishimni Leningradga jo'natib, o'sha yerda davom qildirishni ular taklif qildi. Men shu oxirgi 4-chi, 5-chi kurslarda yozgi kanikullarda Leningradga borib, Leningraddagi botanika institutida diplom ishlarimni
o yerde o'tkazib diplom ishimni o yerde yozib o'sha Leningradda himoya qilganman. Keyin kelib keyingi ishlarimni O'zbekiston Fanlar Akademiyasining shu botanika institutida davom qildirganman. Rahmat ustoz. Demak siz olis Xorazm diyoridan kamol topib ulg'ayib, ta'lim sohasida mana 40 yildan buyon faoliyat yuritib kelmoqda ekansiz. Aslini olganda insonni qaysi sohaga kirib kelishidan qat'i nazar unga albatta ustoz kerak. Rassomchilikmi, san'at shunoslikmi, musiqami, farqi yo'q. Qaysi soha bo'lsa ham insonga eng avvalo yaxshi ustoz darkor. Sizni ham mana shu pedagogika sohasiga kirib kelishingizga, aynan ta'lim sohasida faoliyat yuritishingizga kim turtki bo'lgan? Oiladami, hayotdami, kimlar masalan? Endi bizning bitta tog'amiz o'sha paytlari bu namzatlar juda kam bo'lgan. O'sha bizning rayonda 2-mi, 3-chi himoya qilgan namzatlik ishi bo'yicha bitta tog'am bo'lgan. O'sha hamisha shu meni nazorat qilgan, ilmiy ishlar bilan shug'ullanishga menga yo'l ko'rsatib kelgan. Lekin shu bu yaratganning nimasi deymizmi taqdiri, mana shu botanika institutiga kelgandan keyin men juda kuchli ustozlarning qo'lida ta'lim tarbiya oldim. O'sha ustozlar qo'lida ilmiy ish qildim. Bu ben hazır onların isimlerini mi açayım mümkün? Mesela akademik, Özbekistan Fanlar Akademiyası'nın akademiki Kadir Zakirovich, Özbekistan Fanlar Akademiyası'nın akademiki Jurak Kemalovich, Çilin korrespondent Polat Ake Kadirov, benim şahsi, bana şu ilmi işlerimde rehberlik kılgan, Özbekistan'da hizmet kursatgan fen arbabı Vadim Anatolyevich Burigin degen, mana shu birinchi marta o'zbek tilida botanika kitobini yozgan mualliflardan bittasi mana shu mening rahbarim bo'ladi. Shu insonning rahbarligida men ilmiy ishlarimni nomzodlikda ham va fan doktorlik ilmiy ishlarini ham o'sha kishining rahbarligida bajarganman. Endi ilmiy ishlarimiz shunchalik qiziq bo'lib ketganki, menga shu cho'l o'simliklarining biologiya ekologiyasini o'rganish borasida mavzu berilgan. Oldin bir sal xafa bo'lgan paytlarim ham bo'lgan. Toshkentda ishlamasdan Xorazmdan kelib shu cho'lda ishlar ekanman deb keyin tushundim bu juda to'g'ri menga yo'l ko'rsatilgan ekan. O'sha cho'ldagi yemxashak o'simliklari asosan chorva uchun, qarakul qo'ylar uchun yaxshi yemxashak bo'ladigan cho'l o'simliklarining biologiyasi, ekologiyasini men shu bir necha yillab o'rganganman. Va shu o'rganish natijasida juda katta ahamiyatga ega bo'lgan qishloq xo'jalik ahamiyatiga ega bo'lgan men ishlarni tavsiya qilganman. Mana ikkita monografiya o'sha ishlarim bo'yicha yozganman. Demak, mana shu tabiiy fanlar sohasiga kirib kelishda ustozlarning ahamiyati sizning hayotingizda katta bo'lgan ekan. Bilasizmi, ustoz o'zi umuman olganda insonlar orasida hayotda ham tabiatga, mana shu inson organizmiga, hayvonot dunyosiga bo'lgan qiziqish baribir boshqacha. Sizning ham mana shu tabiat fanlariga qiziqishingizga, tabiiy fanlarga, biologiya fanlariga qiziqishingizga nima sabab bo'lgan? Endi fanlar ichida bu insoniyatga eng yaqin bo'lgan fan biologiya fanlari. Biologiya aytilishi oson bo'lgan bilan juda sir tarmoqli fan. Tibbiyot fanlari, meditsina fanlari hammasi biologiya kiradi. Qishloq xo'jalik fanlari hammasi biologiya kiradi. Bu zootexnik vetvrach yo'nalishlari hammasi biologiya faniga kiradi. Ekologiya yo'nalishlari ham biologiya faniga kiradi. Shuning uchun mana shu hayotda eng kerakli bo'lgan fanlardan deb men biologiyani hisoblayman. Nima uchun deganda bizning hamma hayotimiz biologiya bilan bog'liq. Biologiya bu atrof muhit. Biologiya bu tabiat. Tabiatsiz inson yashay olmaydi. Masalan, insonning yashashi uchun 3-4 ta omil bor. Bu tuproq omili, havo omili, oziq-ovqat omili, bular hammasi mana shu biologiya fani bilan bog'liq. Mana shu insonlarning sog'ligini, salomatligini ta'minlash, ularning umrini uzoq qilishda biologiya fanining roli juda katta. Ayniqsa shu kunlarda biologiya faniga e'tibor yana kuchayapti. Yer yuzida xalq ko'payapti. Mana shu kunda 7.5 milliarddan insonlarning oshishi bu oziq-ovqat ta'minotini kuchaytirishdi. Kiyim-kechak yashash sharoitlarini yaxshilashni talab qiladi. Bu borada ham mana shu biologiya fanining roli shu kunlarda juda katta. Masalan, urushdan oldin 1 gektar yerdan bug'doy 6 sentner, 5 sentner olingan bo'lsa yoki paxta 6 sentner olingan bo'lsa, mana shu biologiya fanlari, qishloq xo'jalik fanlarining rivojlanishi natijasida shu kunda paxtalar 40-45 sentner, bug'doy 70 sentner hosil olinyapti.
bu biyoloji işi hali bu toktat degenemez. Xalqın köpəyişi biyoloji fənin rollanışı həmişə türtkü olub gedir. Şun üçün mənə şimdi çıraylı xalq üçün, el üçün, təbiət üçün gərəkli olan fənlə işləgənliyimdən mən məmnunam, xursandam şu yönəliş tənləgənliyimdən. 1997 yılda mana shu biologiya fakultetiga o'qituvchi sifatida ishga tashrif buyurganda meni qabul qilgan, qarshi olgan inson biologiya fanlari doktori professor Xudargan Mavlona bo'ladilar. Men o'kishida birinchi uchrashuvdayoq juda yaxshi taassurotga ega bo'lganman. Chunki inson sifatida, ustoz sifatida juda yaxshi maslahatlar bilan, yaxshi takliflar bilan ishga qabul qilganlar va eng kerakli bo'lgan yo'l-yo'riqlarni, maslahatlarni ko'rsatib aytib turganlar. Mana shu ustoz rahbarlik qilgan qator yillar deganimda o'kishi 16 yil mobaynida fakultet dekani sifatida faoliyat yuritib bo'lgan bo'lsalar, mana shu yillar davomida faqat biz shogirdlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatgan ajoyib inson, mehribon ustoz hisoblanadi. O'kishi nafaqat ustoz, balki oilada ham jonkuyar ota hisoblanadilar. Ular bizlarni o'z farzandlaridek ilm yo'lida to'g'ri yo'l ko'rsatgan, to'g'ri yo'naltira olgan inson deb bilaman. Chunki har bir chiqaradigan ilmiy maqolamizni yoki biror bir ilmiy tadqiqotda olib boriladigan ekspeditsiyadagi ma'lumotlarni to'g'ri yo'naltirib bera olgan, bizlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatib, rejali tarzda ishni ko'rsatib bera oladigan ajoyib ilmiy xodim, ajoyib olim deb bilaman. Har bir insonda juda ko'p tomonlari bo'ladi. Xudargan Mavlonov ustozimiz, mana shu professor Xudargan Mavlonovni ajoyib olim sifatidan tashqari, u kishi ajoyib inson deb bilaman. Chunki jamoada har xil tadbirlar bo'ladi. Mana shu qator yillar davomida biz turli xil tadbirlarda ishtirok etdik. Paxta terimida mavsumlarida, shanbalik mavsumlarida, bundan tashqari bayram tadbirlarida ham juda ko'p birga ishtirok etganmiz. Har bir tadbirda o'sha tadbirga xos bo'lgan tarzda yaxshi olib borishga, to'g'ri yo'l ko'rsata bilishga, o'sha qiyinchilik paxta davrlarida ham bu kunlar o'tib ketadi. Har bir narsani yaxshilik bilan yo'llash haqida maslahat bersalar, bayram tadbirlarida esa yaxshi latifalar aytib berish, qiziqarli voqealar aytib berish bilan hammani ko'nglini ko'tarib, hammaga xushchaqchaqlik, yaxshi kayfiyatni taqdim eta oladigan ajoyib inson deb bilaman ustozni. Demak, inson yashar ekan, uni masalan otasi yaratuvchi bo'lsa, ota albatta insonni yaratadi. Ustoz esa ana shu shogirdni ko'klarga ko'taradi. Ustozni bergan o'gitlari, yo'l-yo'riqlari bilan biz eng yuqori darajalarga erishganmiz. Xuddi mana shunday meni dastlabki mana shu ilm yo'liga yo'llagan ustozlardan biri Xudargan Mavlonov bo'ladigan bo'lsalar, o'z ilmiy faoliyatimni ham mana shu ustozning bevosita maslahatlari bilan amalga oshirganman. Ustoz har bir shogirdga chin dildan beg'araz yordam ko'rsatadilar, to'g'ri yo'lni ko'rsatadilar. Hattoki mana yaqinda mana o'zimni shogirdim ham ana shu ilmiy ish bo'yicha falsafa fanlar, biologiya bo'yicha falsafa fanlari doktori ilmiy darajasiga erishgan bo'lsa, shu shogirdimning ichida ham ustozning bevosita yordami, bevosita maslahatlari amalga oshirdik. Chunki menga bir birinchi shogird bo'lsa, ustoz har doim yo'l-yo'riqni ko'rsatib, mana shuni chiqish uchun ta'minlab turdilar. Shuning uchun ustozga, ustoz, bu sizning nevara shogirdingiz deb qayta-qayta aytishdan hech qachon charchamayman. Chunki ustoz bizni haqiqiy yo'l boshlovchimiz deb hisoblayman. Nima derdim? Ustozga birinchi o'rinda ilmiy faoliyatlarida, oilaviy hayotlarida birinchi o'rinda kerak bo'ladigan narsa bu sog'lik. Shuning uchun insonga birinchi o'rinda tanis xatlikni tilayman, oilaviy xotirjamlikni tilayman. Mana shu qator yillar davomida shu bizdek shogirdlarga yo'l-yo'riq ko'rsatishda ularga faqatgina charchamaslikni, hech qachon tinmasdan mana shu yo'lda, mana shu fan yo'lida, ilm yo'lidagi sermashaqqat mehnatlarida doimiy ravishda bardavom bo'lishlarini, peshqadam bo'lishlarini tilab qolaman. Buning uchun ularga birinchi o'rinda sog'lik, salomatlikni tilayman. Rahmat ustoz, ajoyib javoblar uchun. Bilasizmi, inson hayoti davomida qandaydir yutuqlarga erishsa, qandaydir muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritsa, o'sha sodir bo'lgan yil insonning hayotida bir xotirasida o'chmas iz bilan qoladi. Sizning ham mana shu 40 yil davomida pedagogika sohasida ahamiyatli yil bo'lgan, muvaffaqiyatlarga boy bo'lgan, voqealarga boy bo'lgan yil qaysi deb o'ylaysiz? Endi mana shu meni hayotimdagi yutuqlarimni aksariyat ko'pchiligi Jizzax viloyati bilan Jizzax davlat pedagogika instituti bilan bog'liq. Men mana shu yerga kelganda fan nomzodi
bo'lib kelganman. Birinchi mana shu ishga kelganimda o'qituvchi lavozimda ishlaganman. Sal vaqtdan keyin katta o'qituvchi, keyin dotsentlik, undan keyin fan doktori ishini shu Jizzax davlat pedagogika institutida himoya qilganman. Professorlik darajasini unvonini ham shu yerda olganman. Endi bulardan tashqari men mana shu Jizzax davlat pedagogika institutida ko'p yillar kafedra müdürü, ilmiy ishlar bo'yicha dekan o'rinbosari, 15 yildan ortiq biologiya fakültesinin dekanı bo'lib ishlaganman. Mana shu ishlagan davrimda ko'p shogirdlarning mana shu ilmiy ishlariga men rahnamalik qilganman. O'sha davrda 10'dan ortiq fan nomzodlari, fan doktorlari chiqqan. Men bularga to'g'ridan-to'g'ri rahbar bo'lmasam ham, o'shalarning ilmiy ish qilishlariga to'la sharoit qilib o'sha rahnamalik qilganman. 8 ta fan nomzodi, 2 ta fan doktori mana shu fakultet dekanlik davrimda chiqqan. Bundan tashqari o'sha paytda xo'zdogor deyilardi, xo'jalik dogorlari mana shu Qishloq xo'jalik vazirligi bilan xo'jalik shartnomalari tuzib, o'sha Farish tumanida cho'llarda inqirozga uchragan yaylovlarni tubdan yaxshilash borasida biz ilmiy ishlar qildik. Mana shu ishlarimdan faxrlanaman. Mendan keyin mana shu ishlar qalayapti. Masalan, mana shu O'zbekistonning 70% hududi cho'l hududiga kiradi, arid qismiga kiradi. Lekin mana yil sayin chorvachilik sohasida yaylovlarning yomonlashishi, hosildorlikning kamayishi, ularning inqirozga uchrashi mana shu chorvachilikning rivojlanishiga to'sqinlik qilyapti. Hozirgi kunda tabiiy sharoitda yaylovlarning hosildorligi 1-2 sentimetrdan oshmaydi. 1-2 sentimetr bu 100 kilo, 200 kilo degani. Lekin mana shu bizning ilmiy ishlarimiz, mana bu introduksiya qilishimiz, har xil serhosil oqsilga boy o'simliklarni introduksiya qilishimiz natijasida mana shu shaxsan mening rahbarligimda mana shu shogirdlar qilgan ishlar 1 gektardan olinadigan hosilni 10-15 marta oshirishga muvaffaq bo'ldik. Mana shu bizning ishlarimiz shu kunda mana shu xalq xo'jaligiga tavsiya qilinsa, amaliyotda qo'llanilsa, masalan 1 gektar yerda 2 ta qo'y boqiladigan bo'lsa, bizning mana shu amaliyotimizdan keyin 1 gektar yerda 15 tacha qo'ydi boqish uchun yem-xashak bazasini yaratish mumkin. Demak, mana 40 yil davomida bir anchagina bir salmoqli ishlarga qo'l urgan ekansiz. Yetuk pedagog shogirdlarni shu faoliyatga sohaga kirib kelishiga bir o'z hissangizni qo'shgan ekansiz. Endi bizning ishimiz bo'yicha Jizzax davlat pedagogika instituti tabiiy fanlar fakulteti tomonidan shu bundan uzoq yillar avval Ibn Sino sog'lomlashtirish lageri tashkil etilgan ekan. Umuman olganda bu lagerni yaratilish tarixi, nima uchun bu tashkil etilgan, bu tashkil etilishdan ko'zlangan asosiy maqsad nima edi? O'sha haqida ham bir qisqacha to'xtalib o'tsangiz. Mana yaxshi savol berdingiz. Men ustimiz mana 50 yoshlik yubileyini o'tkazishga tayyorlanyapti. Institutning tarixi to'g'risida fikrga ega bo'lgan domlalarimiz ko'p. Tarixini qisman ko'pchilik domlalar yaxshi biladi. Lekin mana shu institut qarshidagi bu Ibn Sino salomlashtirish dargohini to'g'risida ko'pchilik hozir ham qiziqadi. Shuning uchun men bu borada qisqacha bir tushuntirib berib o'tmoqchiman. Men o'sha biologiya yo'nalishida, biologiya fakultetida keyinchalik kafedra müdürü, fakultet dekani bo'lib ishlaganman. Bu biologiya yo'nalishida mana shu nazariy fanlar bilan birgalikda amaliy fanlarga e'tibor tushdi. Mana shu yozda, kuzda bizning fakultetimiz talabalari kursiga qarab o'quv dala amaliyotlarini o'tadi. O'quv dala amaliyotlarini o'tish uchun bu dastur bo'yicha maxsus statsionar tayyorlangan sharoitga ega bo'lgan joylar bo'lishi kerak. Lekin mana ko'p yillar biz o'shanga erisha olmadik. O'zimizcha har xil joylarda mana shu yozgi, bahorgi o'quv dala amaliyotlarini o'tdik. Bu Aykar savxozda, saylarda o'tdik. Bu Altavuz degan sharoiti og'ir joylarga borib o'sha yillarda o'tdik. Bu Jomjom degan nimada o'tdik. Farish tumanlarida o'tdik. Ba'zan sharoitimiz bo'lmaganda institut atrofida o'tdik. Bu o'sha o'quv talabiga javob bermaydigan sharoitlar bo'ldi. Keyingi yillarda mana shu o'quv dala amaliyotlarini yaxshilash bu talab darajasi o'tish maqsadida men shu may oylarida Uobsayda joylashgan ikkita lagerga bordim. O'sha lager rahbarlaridan iltimos qilib shu bir hafta 10 kunga biz sizlarning lager ochilguncha bizning talabalarning shu o'quv dala amaliyotini o'tishga ruxsat bersalaring degan fikr bilan bordim.
ikkita lager rahbariyam bera olmaymiz, hozir bizlar remont ishlari boshqa ketyapti degan fikrni bildirdi. Keyin o'sha yerda bizning shogirdlarimizdan bittasi pastda bitta lager qurilgan 2-3 yil oldin, biror marta ishlamagan degan fikrni berdi. Biz xursand bo'lib o'sha joyga keldik, o'sha lagerni ko'rdik, ko'zdan kechirdik. İkkita aka-uka qarovullar bor ekan, Mamatkul ortiq deganlar, hozir ham ular o'sha nimada ishlaydi, o'sha o'zining lavozimida. Şuradan soruşturup nima qilsak, bu o'sha Polat Prom degan idaraga qarar ekan, sabzavat, nevachilik idarasiga qarar ekan. Keyin biz iltimos qildik, shu bir haftaga shu bir 100 ta bolani shunday qo'ysak, hamma tomonga e'tibor qilamiz, birorta nimasiga teginmaymiz degan fikrni bildirdik, ular ruxsat berdi. Keyingi yili men o'sha idaraning rahbariga borib uchrashib, shunday bir shartnoma tuzsak, bizning talabalarning shuni o'tishiga yordam bersangiz, bizga juda ma'qul bo'ldi, o'sha iqlimi ham, tabiati ham. O'simliklarni o'rganishimiz kerak, hayvonlarni o'rganishimiz kerak. Bizning talabalar tabiatda o'shani ko'rish kerak. Amaliyotda degan fikrda aytgandan keyin u odamga ma'qul tushdi. U insonning qizi bu Nizomiddin biologiya yo'nalishida o'qir ekan, o'sha kursida qolganmi, haydalgan. Keyin bizning shu biologiya fakultetida ishlashim, mening fakultet dekanligimdan foydalanib, bo'lmasa men ham bir ultimatumim bor. Biologiya yo'nalishi talabalariga men ham yordam qilmoqchiman. Lekin biz shartnoma bilan bu lagerni viloyat obl viloyat gaz idorasiga shartnoma qilganmiz. Ular 50% pulini to'lagan shu kungacha. Lekin o'sha to'lash muddatdan o'tib ketdi. Ikkinchi yarmini to'lamayapti. Shuning uchun bizda qo'limizda ko'zir bor. Agar sizlar qisqa vaqtda shartnoma qilib pulni to'la to'lasanglar, men roziman pedingizga o'tib ketishiga degan nimani bildirdi? Rozichiligini. Ben inusta kelib bu ishni bildim, tezkor qilmasak bo'lmaydi. Shunda chiroyli lagerni qo'ldan chiqarish menga ham yoqmadi. O'sha payti inusta rektori vazifasini bajaruvchi Bahromiga Mamajanov degan inson edi. Oldiga kirib to'g'ri tushuntirdim. Bunaqa sharoit hech kimda yo'q, inus quralmaydi. Bunaqa tabiiy joyni topolmaydi. Shunda sharoit kelyapti, 2-3 kunda shu pulni o'tkazsak, o'sha oramga lager inusning hisobiga qaramiga o'tishi mumkin ekan. Hammasini men o'sha suhbat qilib kelishib keldim dedim. O'zi shu paytda 650 ming shunaqa pul. Bahrom aka dedim. 650 ming so'm Jizzaxda ham bitta uyni olayapti dedim. O'sha shunchalik arzon pul qo'yildi. Hech bo'lmasa inusga ola olmasangiz, o'zingizga oling uyingizga dedim. Yo'q, keyin o'sha insonlar hozir yo'qlar. Harakat qilib pulni o'tkazib, o'shandan keyin shu lagerimiz bizga to'la o'tdi. Tola inist xo'jayinlikiga o'tdi, qaramog'iga o'tdi. Biz bir 7-8 yil amaliyotni chiroyli o'tdik. Hamma sharoitimiz bor. Ikkita pavilyon, 100tadan 200ta talabaga mo'ljallangan. Karavotlari bor. Ovqatxona, stolovoy, nimasi, kuxnasi. 20tadan 20ta odamga mo'ljallangan dushxonasi, tualeti, xullas ikkita o'zining ichidan chiqqan buloqi bor. Shu atrofda qishloqda ham buloqlar kam. Lekin mana shu inistning lagerining hududida ikkita o'zining buloqi bor. Bitta katta soy ichidan oqadi. Juda keksa 100 yillik, 150 yillik yong'oqlar bor. Shunday chiroyli bir maskanga biz ega bo'ldik. Oxir oqibatda bu xursandchiligimiz uzoqqa bormadi. Keyin talabalarning u lagerga qo'yilishi to'xtatildi. Bu viloyatdan maktab bolalariga lagerga berildi. 4-5 yil maktab bolalari lager sifatida u yerdan foydalandi. Keyin o'sha payt 2001 yillar yomg'ir ko'p, gerçilik ko'p bo'ldi. Sellar bo'lib ko'p joyda talafotlar ko'rildi. MCS xodimlari hamma lagerlarni tekshirib kelib, bizning lagerga ruxsat bermadi. Bu selga ustochuv emas ekan, ya'ni selni ko'tara olmaydi degan nimada lagerning ish faoliyatiga ular ruxsat bermadi. Xavfsizlikchi. Shu paytda endi ular bitta maqsadam berdi, bir katta yerda muammo yo'q, problema yo'q. Bir maşın ve yarım maşın beton kötürüp şu suyun buruluşuna töküp şunu beton kılçaların benim ola işaretini dedi. Lekin inüstün rakbariyatı da o şahin nümege cevap bulmadı. Bir 10 yıllar bu lager şimdi öz kalıga koyuldu. Şu da harabaya aylanıp daraklar kurup vay kaza vay kaza o şahin bulaklarım suyunu çıkarmasına koygan eken. Bana rektörümüz gelip Şevket Şaribop Kigen eken körüp o şahin maslahat kılıp shu kunda 100% remontdan chiqdi. Kecha men bir ish bilan o'sha tomonga o'tib, lagerni ko'rib, men oldingi lager bilan hozirgi lagerni solishtirib, ko'zimga ishonmadim. Unaqa lager, unaqa ko'rinish
birorta O'zbekistondagi oliy dargohlarda yo'q deb hisoblayman. Shuning uchun men birinchi bo'lib shu lagerning Jizzax davlat pedagogika institutining qaramog'iga o'tishida men asoschi bo'lsam, ikkinchi bu lagerning tirilishida qayta joyiga kelishida ikkinchi asoschi institutning rektori deb hisoblayman. Rahmat ustoz. Endi shu o'rinda savol tug'ilishi tabiiy hol. Ibn Sino sog'lomlashtirish lageri bugun o'z faoliyatini yuritmoqda. Bugun ushbu lagerdan talabalar qay darajada oqilona foydalanyapti? Endi mana bu yildan boshlab to'la ishga tushadi. Bu mana geografiya degan yo'nalishimiz bor. Bularda ham o'quv dala amaliyoti bor. Biologiyada o'quv dala amaliyoti bor. Shundayin mana bu rasamchilik yo'nalishida ham o'quv dala amaliyoti bor. Endi shu etap-etap masalan bizga erta bahorda kerak. O'simliklar yaxshi ko'kargan payti, hayvonot olami o'rgangan payti bizga kerak. Shunday qilib etap-etap mana shu fakultet yo'nalishlari yerda o'zining amaliyotlarini o'tishi mumkin. Konferensiyalar o'tkazishimiz mumkin. Mana bu olimpiadaga tayyorlanayotgan talabalarni o'sha yerda o'quv dala o'qishini qilishimiz mumkin. Mana hozir Jizzax davlat pedagogika institutiga xuddi boshqa oliygohlar singari boshqa qo'shni davlatlardan, Yevropa davlatlaridan professor olimlar taklif qilinyapti. O'sha olimlarni shora ketirib, mehmon qilib, o'sha talabalar bilan o'qituvchilar bilan uchrashuvlarni u yerda tashkil qilish mumkin. Oilaviy o'qituvchilarning yozda dam olishini 1 hafta, 3 kun, 5 kunlik tashkil qilish mumkin. Jamoa bo'lib dam olishlar tashkil qilish mumkin. Sport o'yinlarining ba'zi yo'nalishlarini o'sha yerda o'tkazish mumkin. Xullas, juda ko'p yo'nalishda u joydan 4 faslda ham unumli foydalansa bo'ladi. Rahmat ustoz, ajoyib javoblaringiz uchun. Ayni bugungi suhbat davomida aynan o'zim mana shu institutning tabiiy fanlar fakulteti tarixi, Ibn Sino sog'lomlashtirish lagerining tashkil etilishi, uning faoliyati haqida bir qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'ldim. Endi umuman olganda bugun siz ishlayotgan, siz vaqtida rahbarlik qilgan tabiiy fanlar fakulteti bir anchagina katta jamoani o'zida mujassamlashtirgan. Ushbu jamoadan yetishib chiqqan shogirdlar mana bugun aynan ushbu dargohda qolaversa, Jizzaxda balki respublikamizning boshqa hududlarida ham faoliyat yuritib kelyapti. Mana shu sizning faoliyatingiz davomida siz bilan yelkama-yelka turib ishlagan shu qadrdon do'stlaringiz, hamkasblaringizni bugun bir yodga olsak, ular balki bugun oramizda bor yoki yo'q. Rahmat savolingiz uchun. Bu savolim juda o'rinli deyman. Bu aynan biz institutning tarixiga bog'liq bo'lgan yo'nalishda suhbat qilyapmiz. Men shu 80-yil boshida mana shu Jizzax davlat pedagogika institutiga ishga kelgan ekanman. O'sha paytda men tabiatshunoslik degan kafedraga ishga kelganman. Tabiatshunoslik fakulteti pedagogika fakultetida bo'lgan, tabiatshunoslik kafedrasi pedagogika fakultetida bo'lgan. O'sha men kelganimda 5 ta fan nomzodi ishlar ekan. Men bilan 6 ta bo'ldik. Men hozir ham xursand bo'laman, eslab o'sha davrlarda ham bir boshqacha ilm sohasida rivojlanishlar bo'lgan ekan. Hozir ham halik birorta kafedrada men 100%lik salohiyat borligiga ishonmayman. Yo'q, hozir ham bizning institutda ham yo'q. O'sha paytda men ishga kirgan kafedrada ilmiy salohiyat 100% edi. Hammamiz kandidatmiz, dotsentmiz. Shuning uchun o'sha insonlar bilan ishlashganman, yoshlari katta edi, men o'sha paytda eng yoshi bo'lganman. Murod Rasulov degan domlamiz, ustozimiz kafedra mudiri edi. U kishi zoolog bo'lgan, asosan asalorilar bilan ishlagan. O'zbekiston bo'yicha shu yurib, asalorilarning biologiyasi, ekologiyasini o'rgangan olim. Shu kunda u kishi ham oramizda yo'q. Ko'p narsalarni o'rganganmiz ustozdan. Undan keyin Narkoz Nasirov degan u kishi ham dotsent. Bu genetika sohasida, seleksiya sohasida ishlagan Toshkentda. Bu Jizzaxga kelib o'qituvchilar malaka oshirish institutining birinchi rektori bo'lgan. Keyin o'sha bizning kafedrada ishlagan bu inson ham shu bugunda bizning oramizda yo'q. Ne'mat Ismatov degan geografiya yo'nalishi bo'yicha dotsent inson oramizda yo'q. Said Isankulov degan bu aslan Qizilqumlarda ishlagan o'sha yerdagi o'simliklar dunyosini o'rgangan biologiya fanlar nomzodi dotsent bu kishi ham shu kunda oramizda yo'q. Bu dan tashqari bu Sodiq Ahmedovich Nishonov degan geografiya fanlari doktor professor
institutumuzun rektörü bo'lgan bir paytlari, u kishi ham bizning kafedrada dars bergan. U kishi ham shu kunda oramizda yo'q. Shundayin bu nimada o'sha ko'pchilik ustozlar yo'q. Xudoyor Normatov degan yana bitta zoologiya kafedrasi mudiri bo'lar deb yaxshi bir hamkasbimiz, u kishi ham yo'q. Shunday qilib, lekin mana shu zo'r ustozlarni hamkasblarning shu bugunda bo'lmaganligi ning o'rniga hozir juda yoshlar bilan kafedramiz, fakultetimiz hozir yoshlar bilan to'ldirilyapti. Yosh olimlar ishlayapti, yosh olimlar atrofdan kelyapti. Men o'sha olimlarni hamisha eslayman. O'sha paytdagi mana abitlarda abitga chiqishlarimiz, mana bu tadbirlarda bo'lishlarimiz hammasi bir qandaydir bir zamonaning bir kuchli yetuk olim pedagoglar edi o'shalar. Endi hozirki nimaga kelsak, mana yoshlarimiz ko'payapti. Hozir mana fakültedimizde 3 tane fen doktoru var. Bir payda bir tane fen doktoru bulmayan. Fen namzatları salakiyetimiz hazır 60%'dan aştı. Şimdi salakiyetimizin pensliğinin bir sebepleri mevcut. Mesela ben yenge şekeyen payda 400 tane talebe bulgen. Keyin bunlar aşıp giden. Hazır ki payda institutumuzda 20 minge yakın talebe okuyaptı. Bu ahirki 2 yılda ben şu cemaatçilik kengeci daha zaman ahirki 2 yılda 300'e yakın yaşlar işe kabul kılındı. Bu yaşların işe kabul kılınışı vaktinçelik ilmi salakiyatın payızını şuraya yaptı. Lekin bana 2-3 yıldan gelen o yiğitlerim, kızlarım ilmi işlerde devam kıldırıp o şey zaştaları kılıp ilmi salakiyatımız 2-3 yıldan gelen o şey Respublika mükemmelindeki kursatışa yeterdi. Men bu oliygohga 1992-yil ilk talaba sifatida qabul qilinganimda eslaydigan oliygohga bo'ladigan bo'lsak, bizga ilk ustoz sifatida taassurot qoldirgan va ustoz otangdek ulug' degan nomni o'zida olib qolgan ustozimiz Qudirga Mavlon haqida yaxshi gaplarni gapirishimiz mumkin. Ustozimiz bizga ilk qadamlarni boshlab shu oliygohda qanday o'qish va ilmiy faoliyatimdan hozirgi kunda menga ustoz sifatida, ilmiy rahbar sifatida faoliyat olib boryapmiz birga. Ustozning bosgan yo'llarini biz o'zimiz shogirdlar sifatida olijanob fazilatlari, ilm sohasidagi yurgan yutuqlarini bizga ham eshitishni nasib qilishini tilab istab qolamiz. Ustozning kelgusi faoliyatlarida ham uzoq sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik tilab qolamiz. Bizga doimo ustoz bo'lib qolish. Rahmat ustoz javobingiz uchun. Endi shu o'rinda savol tug'ilishi tabiiy hol. Bugungi kunda butun dunyo shu ekologiyasiga bir global xavf xatar solayotgan ba'zi bir omillar borki, ayni ushbu muammoning oldini olishga bugun yurtimiz bo'ylab, nafaqat yurtimizda, balki xalqaro hamjamiyat tomonidan ko'plab e'tibor qaratilmoqda. Bu muammo o'ylaganingizdek, iqlimning o'zgarishi. Nima deb o'ylaysiz, bugun iqlim o'zgarishiga nimalar sabab bo'lmoqda? Aynan bugun yoshlar, ana shu tabiiy fanlar bilan shug'ullanayotgan yosh ilmiy xodimlar, olimlar ana shu iqlimni saqlab qolish uchun nimalarga e'tibor qaratish kerak deb o'ylaysiz? Bu haqiqatan bu juda to'g'ri savol bo'ldi yana. Mana shu ekologiyaga bog'ishlangan savol berildi. Bizning kafedramizning nomi ham shu ekologiyaga ma'nan keladi. Fiziologiya va ekologiya degan kafedra. O'sha kafedraning müdiriman. Bu ekologiyaga qarasak, ekologiya bobida muammolar yil sayin emas, oy sayin ko'payapti. Hozir planetamiz ekologiyaning o'zgarishidan jabr chekmoqda. Hozir 7,5 milliardga yaqin insonlar planetada yashayapti. Mana shu insonlarning ta'minoti, suv ta'minoti, oziq-ovqat ta'minoti yildan yilga yomonlashyapti. Mana bu su inqirozi 30% yaqin xalqda su ta'minotining yetmasligi kutilyapti. Bu O'zbekiston ham yaqin-yaqingacha suv ta'minoti yaxshi davlatlar qatorida kelardi. Mana o'tgan yildan boshlab Birlashgan Millatlar Tashkilotining nimasi bilan O'zbekiston ham suv tanqisligi mavjud bo'lgan davlatlar qatoriga qo'shildi. Bu ilmiy ko'rsatkichlarga qaraganda 10 kunda 100 metr kvadrat joy cho'llanyapti. O'zbekistonning o'zida. Her haftada 10 kunda 100 metrga yaqin joy cho'llanyapti. Bu albatta bu ko'rsatkich juda og'ir ko'rsatkich. Asosan mana aytayapsiz, qaysi sabablarga bunan ekologiya buzilyapti. Birinchi navbatda havoning iflaslanishi. Mana bu karbonat angidrid gazining havoga ko'p chiqishi. Bu havoning
hararetinin kütelişi hep gele yaptı. Hazır her yılıge 0.2 gradus hararet kütel yaptı. Bana şu halet devam kılsa, 5 yıl 10 yıldaki Arktika, Antarktika'daki muzlardan 70% erip getip, o şey okuyan dengizlerden soğuluğunu kütelerdi. Köpçülük deniz su boyudaki o şey şehirler, devletler sudaki de kalış höpü var. Eğer ekolojiye biz itibar bir bugünden başlar, o şeyin buna şugulanışı küçültmezsek, yine bu o şey ilmi esaslarını yaptık ki, 2052 yılda varıp planetada trilyon yaşayışı için şarait bu mükaladı. 52. yıl buna selkem 30 yıl kala yaptı. Şunun için bu baradaki işler dünya mükayesinde, planet mükayesinde ekolojiye itibar küçültülmüş gerek. Mesela ekolojiye bütün dünyadaki, yeryüzündeki devletler birden hemcikatlikte küreşmiş gerek. Mesela iki de devlet ekolojiye itibar verip yanındaki ekolojiyi bulsa, bu elbette koşa kalatın huzuruşuna alıp geledi. Şimdi bu ekoloji doğrusu da soğutlap yapmış mümkün. Bana araldı bunu hem yeryüzünde köpçülük devletler gelip bunun üniversiteye yaptı. Şu günde asar attı. Şimdi bana yakından beri yine bir nakış kalat yüzeye gelip yaptı ki bana cüzdeki en katta su havzalardan bulan Aydarköl su cemgırması dayım. Hazır 10 metre geçen mi su içkerge kirip gitken. O şey 2 metre geçen su sakalı pesegen. Bu keçide geçse bu yan bana şu malum derecede Cizek olayatı kalıversa bana koşunu olayatlarda, Resulikalarda ekolojinin buzuluşuyla alıp geledim. Bana bir de aydar köldüğüm, ahirge bir yılda, iki yılda o şey su teminatının buzuluşu yüzüge kele yaptı. Şimdi içimlik suya kesek, içimlik su ben doğrudan doğru aytaman Cizek olayatıda yakı yakın geçe şu talep derecesindeki içimlik su miktarı kemedi. Bana yakında bakmalda suyu tazalaş karhanasının açılışı Cizek'in su teminatını en çok yakışladı. Hazır ki peytemeyle Cizek'te su üzülmesinden birilerden halka geldi. O şey su tazalaş karhanasını bağırıp küzettik talebelerimle o şehirde bulduk. Bir neşte havuzlarda o şey tazalanan su halka içimlik su sıfatı birile yaptı. Rahmat ustoz cevaplaringiz uchun. Endi shu o'rinda savol tug'ilishi tabiiy hol. Mana shu ekologiya sohasida faoliyat yuritayotgan shogirdlaringiz, nafaqat shogirdlar, balki respublika miqyosida faoliyat yuritayotgan ilmiy tadqiqotchilarga, yosh olimlarga tavsiyalaringiz va o'zingizning shaxsiy maslahatlaringiz haqida bir suhbatlashsak. Endi ekologiya borasida bo'lsa, albatta ekologik ta'limni kuchaytirish kerak. Ekologik ta'lim bog'chadan boshlanishi kerak. Ve o şey, bollar yaşı katıyken bu ekolojik talim mürekkebleşip barış gerek. Ve bu arada bollar hemşe hayati bilimlere iyi buluş gerek. Ekoloji barası da. Demek için de bana ekolojik muammalar doğrusu da kıskaçak yapıp gittik. Ekoloji uzgarışı devam kıla yaptı. Bu ekolojiyeni arkaya kaytarış cüda kıyın. 52 yıl mesela 30 yıl aldınki ekolojiyeni arkaya kaytarış kıyın. Bu tabii şeraitimle bağlı. Lekin ekolojiyeni hiç olmazsa şükündeki derecede uçrap kalış, bu yan bir kette salakiyeti saptanadı. Ekolojiyeni uçrap kalış. Arkaya kaytarış bazı cephelerde kıyın buluşu mümkün. Şimdi yaşlarga aytadık hanım nümeden ibaret. Şimdi yaşlardın bir baktlı devri kildi deyim ben. Nüme için deyken de bana şu hürmetli prezidentimiz asasi birinci meneşi hareketlerini ilim fenden başladı. Yaşlardın okuşu için, ilim kılışı için, bu arada bir kette keşfiyatlar kılışı için, bir yenilikler kılışı için hemme şerait var. Hemme şerait var. Haklısa çetke var bu okul gelişim gün. Haklısa özümüzde, haklısa özünün vilayette okuşu mümkün. Bana inüslerimiz vilayetlerden açıla yaptı. Şunun için yaşlılarga şimdi şerait varken ben yaşlardan iltifat kılaman o şey ömürlerini ötkezmezden özleri yakış görgen kesipti egellep o şey kesip arası da o şey kesiptin ustası buluş gerek. Yine bir bar aytaman hemme şerait var. Şimdi bu ilim babı da bir de yine yaşlarga elbette til örgenişke itibarlı küçültürüş gerek. Bundan kendi hayatımızda tildin urunu alakıda. Demek ki harici dillerden örgeniş her bir sahaya bir özge yarışa bir faydası var. Bana şu ilimde özleştiriş ve dünya boyunca buluyetken yenilikler bile tez tanıştı. Elbette yaşlarımız
Bana şu til barası da ilmi bilimlerge ege oluş gerek. İlim tilde egeleş gerek. Rahmat ustoz, siz bilan bir ajoyib va qizg'in ruhda kechayotgan suhbatimiz. O'ylaymizki, tomoshabinlarga bir o'ziga yarasha bir ma'naviyat darsi, ma'rifat darsi, ilm-fan darsi bir bo'lib xizmat qiladi. Endi keling suhbatimizni mana shu hayotiy savollar bilan davom ettirsak. Umuman olganda, inson baxtli bo'lish uchun nimalarga erishish kerak? Siz o'zingizni bugun baxtli deb hisoblaysizmi? Endi inson baxtli bo'lish uchun bu ko'p narsaga e'tiborli bo'lish kerak. Avvalan bor, men boshidan aytmoqchiman. Mana shu inson dunyoga kelar ekan, hamma inson baxtli yashash uchun keladi. Baxtli hayot uchun keladi. Lekin ko'pchilik hollarda o'sha insonning o'zining aybi bilan, boshqa ayblar bilan o'sha baxtga erisha olmaydigan insonlar hayotimizda uchrab turadi. Endi baxtga erish uchun birinchidan o'sha ilm-fanga e'tibor qilish kerak. O'qishga e'tibor qilish kerak. O'zi sevgan kasbni tanlash kerak. O'sha kasbni ulug'lash kerak. O'sha holatda bu insonlar baxtga erishadi degan umiddaman. Men misol tariqasida aytishim mumkin. Oddiy shofyor kasbini sevgan shofyorlar juda chiroyli yashayapti. Millioner shofyorlar bor. Sartarosh oddiy kasbini sevgan sartarosh millioner darajasidagi sartaroshlar bor. Lekin kunini zo'rga ko'rib yurgan sartarosh shofyorlar ham bor. Shuning uchun mana shu qaysi kasbdan bo'lishidan qat'iy nazar, kasbini izozlab, hurmat qilib, o'sha yaxshi niyat bilan shu kasbni egallab ishlasa, bu insonlar baxtli bo'ladi. Endi baxt bitta ikkita so'z bilan aytib bo'lmaydi. Baxtni har kim har xil tushunadi. Masalan, ba'zilar hayotda aytadiki, baxtli inson ishga borishda xursand bo'lib yo'lga chiqib, mana men jamoamga boraman, o'zim kasbimga, ishimga boraman deb xursand bo'lib shu ishga borsa, ishini tugatib, yana o'sha kayfiyatda xursand bo'lib, men oilamga, qarindoshlarim, bola-chaqamni oldiga boraman deb yana xursand bo'lib uyga kelsa, mana shu insonlar baxtli degan variantlari ham bor. Shuning uchun baxt varianti juda ko'p. Albatta, baxtning tagida og'iz birlik, xotirjamlik turadi. O'sha og'iz birlik, xotirjamlik oiladami, davlatdami, yurtdami bo'lar ekan, o'sha yurtlarda baxtli hayot kengayadi, ko'payadi. Ustoz, umuman olganda siz bugun baxtli hayot kechiryapsizmi? Men baxtli hayotdan ham sal ziyodroqman desam bo'ladi. Haqiqatan bu savolga ham men faxrlanib javob beraman. Mana men 40 yil shu yerda ishlayapman. Bir paytlari men shu o'qituvchi bo'lganimdan sal norozi bo'lgan paytim bo'ldi. O'qituvchilarga bo'lgan e'tibor, o'qituvchilarga bo'lgan hurmat juda pasayib ketdi. O'qituvchilar juda o'qituvchilikdan tashqari ishlarga mana bu rahbarlar tomonidan majbur qilib ishlatib juda qiyinchiliklar bo'ldi. Mana hozir talabalarimiz ham o'quvchilarimiz ham paxta termidan ozod, ko'cha shupurishdan ozod, chapuqdan ozod. Faqat hozir davlatimiz shunday sharoit qilyaptiki, o'qi va yana o'qi degan nimani qo'yapti. Shuning uchun men baxtlilik demagan kelganda 40 yildan beri ishlaganman. Mana shu o'tish joyidan paroxoddan o'tayotganda o'sha yerda turgan navbatda qolaversa o'sha yerdagi qarovul ertalab keling ustoz dedi menga. Oddiy qarovul ustoz deb meni institutning nimasida kutib oladi. İçkeride hem hemme yaşlar ustaz deb menge müracaat kıladı. Ben öyleyim bundan katta baxt bulması gerek. Kayırga barsak, Xudaga ming şükür oşa devrenin törde cay alamız. Birinci söz berildi, toylar açı berilişi berildi. Bu nimeden? Bu halk benim kimlik mi bilgen şu benim karakter kusiyatından gelip çıkıp bana şimdi itibar berildi menge. Ben bana şu itibarlardan yığındı kılıp özünde cüda baxtlı insan diyeyim ben. Ailem cihattanım, bana kızlarım, oğullarım hammasi olim ma'lumotli, o'sha ilmiy darajaga ega bo'lgan farzandlarim bor. O'sha nufuzli joylarda davlat ishlarida ishlayapti. Oilaviy sharoitim, uy joyim shu kundagi hamma bitta oila uchun kerak bo'lgan sharoitga ega. Shunday mana shu yoshimiz sal nima bo'lishiga qaramasdan mana hurmatli shogirdlarimiz mana shunday ishlatib, mana shunday davlat ishida shu kunda ham faol mehnat qilib ishlab, mana shu pedagoglik, ustozlik jarayonini davom qildirib kelyapman. Rahmat ustoz, ajoyib javoblaringiz uchun. Bilasizmi ustoz, biz choy ichamiz. Nima uchun? Yashashimiz uchun, hayot kechirishimiz uchun. Ayni paytda siz kim uchun yashamoqdasiz? Kim uchun hayot kechirmoqdasiz? Endi bu albatta shu birinchi navbatda bu ko'pchilik oilada aytiladi, farzandlarim uchun deyiladi. Qolaversa yurtim uchun, bu qolaversa mana yoshlarimiz uchun. Bu
esasen bana şu nerseler bu her bir adamın hayatta duruş gerek. Ben bu soruya şimdi cevap verişim mümkün yine. Bitti adam 10 adam için, 10 adam 100 adam için işlediğin şimdi devirler geldi. Mesela Rusya'lara barıp, Kazakistan'a barıp, başka yurtlara barıp yaşlarımız şey yaptı. Esasen yiğitlerimiz. Ben bunu yaman halette hesaplamayayım ben. O yiğit özü için, otanası için o şey çekeye çıkıp gide yaptı. Zaruriyetten çıka yaptı. O şehirde pul tapa yaptı. Lekin onların tapıp giden pulları, ben şimdi analiz kılıp gördüm ki, hop, en yakışı işlegeni bitti imarat kuradı. En yakışı işlegeni bitti maşın alışı mümkün. Lekin onun başka işlegeni başka bir nimege yetmedi. Bitti kazan kaynatışı mümkün. Lekin hazır bu prezidentimizin hem talebi, zamanın hem talebi şundan ibaret ki, her bir yaş şimdi iş kılsın ki, 10 ta kazan kaynatsın. 100 ta kazan kaynatsın. Şimdi bir keşfiyat kılsın ki, bir vilayetin büyücetini bir adıgan bir şuna kadar bir desturlar işe çıksın. Bana şu bu, bunun teki de yine ilim fen turadı. Bu bana Hıtay devletini, Japonya devletini, bu Singapur devletlerini misal kılışımız mümkün. Mesela Singapurlardan baylıkı bizim 5% çayın baylıkı yiyemez. Tabii baylıkı yok. Yer astı Balçık'tan ibaret, atrafı Sudan ibaret. Oşa devletlerin yeryüzündeki en bir yukarı devlet buluşu da ilim fen esasen. Birinci orunda duradı. Ben, bana şu prezidentimizin, bana şu bu aradaki işinden cüda kovanaman, hürmat kılaman. Asasi prezidentimiz ilim fenge beri yaptı. Bana yigitlerimiz çıka yaptı. Hazır televizyonu açkanda koreyemiz, her kıl keşfiyatlarda mektep balları hem kıla yaptı. Gelecekte bu cüda katta bir ilmi, teknolojik bir yengeliklerde kılışı mümkün. Bu, bana şu Respublikamızın paravan yaşayışı için yakışı oladı. Şimdi kılıp, hazır ki hayatımı ben o şey şagirdlerimge bağışlangem ben, ailemge, yurtumge bağışlangem ben. Bana şu yurtumuz tınç olsun. Belarusya'daki, Ukrayna'daki, bana yakındaki, Kazakistan'daki, Kırgızistan'daki buluyatken, bu Suriye'deki buluyatken bana bu tertipsizlikler, bu bizge mektep buluş gerek. Şunun için biz bana şu yurtumuzu hemşe tınçlıkta suraşımız gerek. Bu arada prezidentimizin canküyerlikiye biz hemmemiz koşuluşumuz gerek. Mana şu nakil derslerden buluşuyor. Yol kolmasılık bu hemenin burcu. Her bir Özbekistan gireceğinin burcu hesaplanadı. Rahmat ustaz. Şu urunda sungi savolga to'xtalib o'tmoqchiman. Hayotdagi orzu istaklaringiz ve niyatingiz. Umuman olganda tilagingiz nima? Tilagim endi yana men şu yaşlarga murojaat qilaman. Biz endi asosiy faoliyatimizin ko'p katta qismini mana qildik vaqtida. O'zimning mana şu hayotiy mektepten algan öğretilerinden aytaman ki vakt bekar ketmesi gereken. Vaktdan önümlü faydalanış gereken. Asasi hemen hayatın mizanı bu vakt. Bana şu vakttan yaşlarımız, perzentlerimiz, şagirdlerimiz, studentlerimiz önümlü faydalanış gerek. Bu bana 50 yaşa kire yaptı. Ben yakında şu inüst keşke gelmem. Şunç 50 yıllar tez ötedi. Şunun için bana şu bu arada hayatta yakşı yaşayış için vaktten önümlü faydalanış gerek. Bana bu ilim fenge bugan, devletimizin, prezidentimizin bana şu hazır günde kürsede yatkan rahnamalıkını yine küçeyişini ben sorardım. Yaşlarga bu arada tınmaslık, hareketçenlik, vatandı seviş, yurttı seviş, mihnetti sevişti, okuştu sevişti ben onlardan iltimas kılardım. O şanda bizim yurtumuz bir hafta yurttan kendi umidigan yurt oladı. Rahmat ustoz, siz bilen bir acayip tarzda suhbat tashkil etildi. Qadirli tomoshabinlar, ko'rsatuvimizning navbatdagi qahramoni, suhbatdoshimiz Jizzax Davlat Pedagogika Instituti, Tabiiy Fanlar Fakulteti, Ekologiya kafedrasi mudiri Xudorgan Mavlonov bo'ldi. Rahmat ustoz, acayip suhbat uchun, bildirilgan fikrlar uchun studiyamizga yana bir bor xush kelibsiz. Rahmat.